Arkadaşlar bugün sizlere Amazon Prime'dan aldığım, Amazon'dan aldığım bir Reuter'ın kutu açılımını yapacağız. Değil mi Asudur? Evet. Şimdi Bu arada bu babam almıştı marketten. Bir pipete sağlamdı. Böyle kopmuş, kardeşim onu koparmış. Buradan açılıyor değil mi baba? Evet kızım. Elindeki ne? Elma değil mi? O sen pipetin ucundaki şeyden bahsediyorsun. Ama şu an biz Reuter'ı anlatacağız. Arkadaşlar Reuter'ımızın marka modeli TP-Link C6 AC1200 modeli. Bizim evde internet problemi olduğu için bunu aldık. Hadi açalım baba. Açıyoruz kızım. Kutuyu açtık. Açtık. Kutumuzu açalım. Büyük kutu. Büyük bebeğim. Benim Evet. bildiğim gibi. Bunu Arkadaşlar nereye takacağız? ürünümüz bu. Archer AC1200 Mesh Wi-Fi Router Full Gigabit MIMO özelliği var. Dual bantta işlem görüyor. 2.4 GHz 400 megabit hıza. 5 GHz ise 867 megabit hıza çeviriyor. Almıştık bunu. Hayır, internetten aldım kızım. AVM'den baktık, almadık. İnternet ve pouch güvenliği varmış. Evet. Arkadaşlar mesh özelliğinin olması güzel. Bir de bizim güvenliğimiz var arkadaşlar. Onlar kargo veriyorlar güvenliğimize. Sonra yazıyorlar. Hı. Evet, biz de öyle aldık. Bizim güvenliğe geldi. Bizim güvenliğe teslim ettiler arkadaşlar. Biz de aldık. Şimdi arkadaşlar mesh özelliği. Hayır, getirdiler. Ben getirmedim. Şimdi mesh özelliği ne demek? İlk önce onu anlatayım. Arkadaşlar diyelim Hiç ki kapı çalmadı ki. uzak noktada 2.4 GHz kullanmak daha mantıklı ama modeme yakın yerlerde 5 GHz bandıyla bağlanmak daha Çok merak mantıklı. ediyorum baba. Ha, ürünü mü? Açalım. Tamam, ürünün özelliklerini söyleyeyim de alacak arkadaşlar faydalansın. Evet. O yüzden konuşuyorum. Bizim bir Şimdi tane birazdan daha açacağız. internetimiz var. Mesela Bir One Mesh tane daha özelliği ne demek? Susar mısın? Susar mısın sağlamda. lütfen? Ya ben Ama sen ürünün özelliklerini bilmiyorsun ki. Ne söylemeyeceğim. söyleyeceksin? Şey tane öyle söyleyeceğim. Tamam, o zaman sırayla konuşalım. Ben anlatayım. Benimki bitsin, sen konuş. Olur mu? Ben birinci mi, ikinci mi, diğer internetler var mı diye sayıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi uzak noktada 5 GHz'e, yakın noktada 2.4 GHz'e bağlanıyoruz. Ondan sonra mesh özelliği ne oluyor? Arkadaşlar mesh özelliği otomatik olarak uzak noktada kendini 2.4 GHz'e, yakın noktada 5 GHz'e bağlayabilen bir özellik. MIMO özelliğini ben çok araştırmadım. Bir iki mühendis arkadaşımız vardı, onlara danışarak bunu aldık. 3 yıl garantisi varmış. Ben bu ürünü 945 liraya aldım. Normalde 1045 liraydı. Şu an itibariyle 3 gün sonra mı? 3 gün sonra elime ulaştı ürün. Şimdi şu an baktığımda 1345 liraya satılıyor. Zaten MediaMarkt'ta da ben 1250 mi 1350 lira aynı ürünü satıldığını gördüm. Tabi almadım. Amazon'a güveniyoruz. İyi bir satıcı. Koşulsuz, şartsız müşteri desteği var. Yani ben memnunum. Arkadaşlar nereye bırakacağınız noktasında modemi, nasıl kuracağınızı şurada kısaca anlatmış. Dead Zone Killer diyor. Wi-Fi ölü noktaları yok eder diyor. Yani elimine eder. Elimine bir signal. Areas with Wi-Fi coverage for the whole house. Evinizin Wi-Fi ile bağlandığı alanlarda onu elimine eder. Kör noktaları egal eder, elimine diyor. On Wi-Fi ne? Diyor ki yani Wi-Fi'nize ad verin. Baba, sana bir şey soracağım. Evet. Benim arkadaşlarım diyor, beni oyuna almadılar. Diyorlardı ki 5 yaşın üstü oynayabilir sadece. Hayır, öyle bir şey yok.
Okul mu bu? 5 yaşın altına alıyorlar, 5 yaşın üstüne almıyorlar. Ne kadar saçma bir şey. Değil mi? Sen de onlara deseydin, ben de 5 yaş üstü kişilerle oynamıyorum deseydin. Seni oyuna mı almadılar? Ama sen büyüdüğünde bir sefer sen onlarla oynamazsın bu kez. Öyle değil mi ama? Üzülme kızım, normal bunlar. Ben seninle oynarım. Beraber oynamak istemez misin? Arkadaşlarınla mı oynayacaksın? Tamam. Barıştıracağım. Söz. Ben ama dersin. Onlar kızım oradan internet kablolarının bağlantısını sağlıyor. Mesela bizim masaüstü bilgisayarımız var ya, odamda bilgisayar var. Oranın kablosunu buraya takıyorsun. Buradan da bilgisayarın arka noktasında aynı bunun gibi bir giriş var. İnternet kabloları ket 5, ket 6. Çok merak ediyorum. Birazdan gidip bakabiliriz. Arkadaşlar şimdi kutumuzu açalım. Acaba küçük Ondan mü? sonra Acaba küçük mü birinki? susar mısın? Bu kadar çıkmaz ki baba. Tamam, anlatacağım kızım, bir susar mısın? Bir şey anlatacağım, ondan sonra sana cevap vereceğim. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi kutuyu açacağım. Kutuyla, yani cihazla bağlandıktan önce ve bağlandıktan sonra hızları sizinle paylaşacağım. Evimde net speed 100 megabit fiber hız internet var. Evimin genişliği 230 metre net kullanım alanı olduğu için salon mutfakta iyi çekiyor. Fakat şu anki oturma odası, yatak odası, çocuk odaları gibi yerlerde 10 megabit, bazı yerlerde ise 5 megabite kadar hız düşüyor. Duvarlar, aynalar, sinyal düşürücüler, kesiciler vesaire vesaire, hepsi bunlara bir etken. Hadi bakalım kutumuzu açalım, görüntüsünü yapalım. Ondan sonra ben bağlantısını bir videoyla alıp birleştirip sizinle paylaşacağım. Bakın bunların aynısı ama küçüğü çıktı, çünkü bundan aynısı büyüktü, küçüğümüz çıktı. Arkadaşlar kutu içeriğimiz böyle. 4 tane anteni var. Power, elektrik bağlantısı var, güç bağlantısı var. İnternet kablosu var. Ve cihazın kendisi. Çekelim bakalım burada. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz böyle. 4 tane anteni var. Bu antenlerin yönleri aşağı yukarı değişebiliyor. TP-Link C6 AC1200. Baba bakabilir miyim Bir dakika. kendimde? Tabii ki kızım, bakabilirsin. Dur kızım, bekle. Arkadaşlar Small buna service. çok her an kopabilirler. Şu Kopar mı? antenler her an kopabilir. AC1200, Mumino, Baba niye Wi-Fi, aldım? Kardeşim böyle cırt diye kopardılar. Koparır. O yüzden sizin dokunamadığınız yerlere bırakacağız. Bakın arkadaşlar, bu antenler hareketli. Çekim gücünü artırmak için. Ve internet. Yavaş yavaş kıracaksın. Yavaş, karışmasın. Arkadaşlar Böyle. işte tablet Evet gibi arkadaşlar, ben duruyor. bağlantısını yapıp ondan sonra size internet hızlarını göstereceğim. Bakabilir miyim?